Bu ayetlerde meleklerin aşağıdaki özelliklerden hangisi vurgulanmaktadır? Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona inanırlar ve ondan müminlerin bağışlanmasını isterler ve şöyle derler: Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, müminleri ve atalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları kendilerine söz verdiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin. Bir de onları kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan o gün, hesap günü ona merhamet etmiş olursun. Bu büyük bir kurtuluştur. Çok hızlı hareket ettiklerinden bahsetmedi, gelecekte olacakları bilmediklerinden bahsetmedi, erkeklik veya dişilik özellikleri olmadığından bahsetmedi. Müminlerin bağışlanması için Allah'a dua ettiklerini anlatıyor yukarıdaki paragraf. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Bazı insanlar manevi varlıkları gözleriyle göremedikleri için onlara inanmak istemezler. Bu varlıklar Allah'ın yarattığı görünmez varlıklar oldukları için akıl onların varlığını bulamayabilir. Ancak biraz düşünülürse böyle varlıkların bulunabileceği anlaşılır. Günlük yaşamımızda gözlerimizle göremediğimiz fakat mutlak surette varlıklarını kabul ettiğimiz o kadar çok şey vardır ki, mesela ruh da gözle görülmeyen fakat varlığı herkes tarafından kabul edilen bir olgudur. Bugünkü psikoloji biliminin konusunu da ruh oluşturur. Gözle görülmeyen birçok varlık vardır. Evet, bundan bahsetti. Mesela bir tanesi ruhtur dedi. Ruh görülmeyen ancak var olan bir olgudur. Evet, bundan bahsetti. Manevi varlıklar gözle görülmediği için yok sayılamazlar. Evet, gözle görülemeyen her şey yoktur diyemeyiz. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bir kış akşamı sıcacık sobanın kenarında dedemin dizinin dibinde oturuyordum. Dedem bana söyle bakalım öldükten sonra neler ile karşılaşacağız dedi. Ben de dedeciğim öncelikle kıyamet kopacak hepimiz yeniden dirileceğiz. Mahşer meydanında haşr olacağız. Günah ve sevabımız mizan terazisinde hesaplanacak. Hangisi ağır gelirse ona göre cennette veya cehenneme gideceğiz cevabını verdim. Dedem gülümseyerek aferin sana o zaman bugün kırata binmeyi hak ettin dedi. Torunun mahiyetin aşamalarını doğru bildiği diyor. Buna ulaşabiliriz. Dedesinin torununu kırat ile ödüllendirdiğine ulaşabiliriz. Ahiretin ölümden sonra olacağı gerçekliğine ulaşabiliriz. Fakat ahiret aşamalarını torunundan öğrendiğini bilgisine ulaşamayız. Zaten onu torunuyla sohbet etmek için, torunundan bilip bilmediğini öğrenmek için bu soruyu sormuş. Torunundan ahiretin aşamalarını öğrenmedi. Bu yüzden cevap D diyoruz. Bu ayetlerde söz edilen melekler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Ayetlerimize bakalım. İki melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. Her ne söz söylerse mutlaka yanında gözetleyen biri vardır. İkinci ayetimize bakalım. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar siz her ne yaparsanız bilirler. Burada yazıcı meleklerden, sağımızda ve solumuzda olan meleklerden bahsediyor. Bu yüzden cevabımız D seçeneği, kiramen katibi melekleri. Bu şiir aşağıdaki konulardan hangisiyle daha çok ilgilidir? Şiirimize bakalım. Muhacir et Rabbim hakkımı al benim haksızdan. Ekmek demeden emek verdiğim hakkımı al benim haksızdan. Gökte hilal var 14 Aralık hakkımı al benim haksızdan. Gecenin kuşları gibi uzakta uçmuş da yuvaya hiç dönmemiş. Kalmış bir yerde kim bilir nasıl hakkımı al benim haksızdan. Madem ahiret başlar dünyadan hakkımı al benim haksızdan. Haktan, haksızlıktan bahsettiği için hemen aklımıza Allah'ın adaleti gelir. Haktan bahsediyor, emek vermekten, bunun karşılığını almaktan bahsediyor. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği, Allah'ın adaleti. Bu parçada bahsedilen varlıklar aşağıdakilerden hangisidir? Parçaya bakalım. Gizli ve örtülü varlık görülmeyen şey anlamına gelir. Tıpkı melekler gibi onları da gözlerimizle göremeyiz. O zaman cevabımız melekler değil zaten. Diğer duyu organlarımızla da algılayamayız. Onlar hakkındaki tek haber kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sözleridir.
Onlar da insanlar gibi Yüce Allah'a inanmak ve onun buyruklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Onlar da yaptıklarından ahirette hesaba çekilecek, iyilik ve kötülüklerin karşılığını alacaklardır. Bunlar kesinlikle cinlerdir. Cinlerden bahsediyor. Aynı şekilde onlar da insanlar gibi sorumludurlar. İyilik ve kötülüklerin karşılığını ahirette alacaklardır. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği. Bu metninde Hz. İsa ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa aleyhisselam Resullerin en büyükleri olan 5 peygamberden biridir. Bunlara Ulul Azm peygamberler de denir. Hz. İsa Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara açıklama konusunda üstün gayret gösteren ve Allah'ın övgüsünü alan peygamberlerden biridir. Karşılaştığı hiçbir zorluk ve sıkıntı Hz. İsa'ya Allah'ın dinini anlatmaktan ve insanları tevhide çağırmaktan alıkoymamıştır. Hz. İsa da diğer peygamberler gibi Allah tarafından yaratılmış bir kuldur. Annesinin ismi Meryem'dir. Büyük peygamberlerden olduğundan burada bahsediyor. En büyükleri olan 5 peygamberden biridir diyor. Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiğinden yine burada Kur'an-ı Kerim'e göre dediği için buradan çıkartıyoruz. İnsanları tevhide çağırmak bakın burada bahsediyor. Babasız dünyaya geldiğinden bahsetmediği için doğru cevabımız D seçeneği.